Oh. Oh. Sen büyüksen. Büyüklüğün yanında affetmek vardır. Affedecek şey var. Affedilmeyecek şey var beder kadın. Sınav törelerine biz. Biz de hiç yapar mıydın? Abisinin görümcesini canına kıyırsın ister miydi? Aa, cahilleri affetmek dinimizde de vardır. İlle istediğiniz kalsa, aha benim canımı alın. Onlara dokunmayın ağam. Sözümden dönecek değil. İş işten geçti artık. Hele kendi kızım için hüküm vermişken. Yapma ağam. Kıyma bebelerimize. Senin de yüreğin yanar bilirim. Hadi evine git kadın. Duymadın mı? Aha yok diyor. Gör olsun bu töreler. Yetti artık canımızdan can kopar diye. Ağam buna sen müdür de. Sen büyük bir ağasın. Sen nasıl ağana karşı çıkıyorsun kadın? Nerede senin erkeğin? Kevser. Yapma ağam. Bedel. Ağam yapma. Gel bedel kadın. Gel. Hadi gel. Gel. Dur sana su vereyim biraz. Al iç iyi gelir. Hadi iç iç. En çok bizim sakin olmamız gerek. Hakkımızda yazılana itaat etmemiz gerek. Nasıl adam ağabey nasıl? Benim de içim yanar. Ama töre yürümezse başımız yerde kalır bilmez misin? İnsan içine çıkamaz oluruz. Hanım ağam. Beni zat evlatlarımın acısı yakar. Susup buna razı gelemem. Benim de içimde çağlayan var. Ama benim senin gibi isyan etmeye bile hakkım yok bedel kadın. Baba. Orhan. Sen bana bile mi gittin? Evet. Gelini neden getirdin oğlum? Sen töre nedir bilmez misin? Amca. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz ha? Nasıl benden habersiz karar alırsınız? Benim sözümün değeri kalmadı mı bu aşirette? O nasıl söz oğlum? Sakin ol hele. Bana sakin ol deme baba. Birbirinizi galeyana getirip silah çekiyorsunuz. Azat vuruldu. Ölebilir. Hem de bir iç uğruna. Aşiret gücünü töreden alır. Hiçbir kan nedensiz akmaz. Ama bu nedensiz baba. Bilip bilmeden ortalığı dağıttınız. Sıla kaçmadı. Şehri gezdirmesi için ben çağırttırdım onu. Saatlerce bekledim ama gelmedi. Meğerse burada yargısız infaz yapılıyormuş. Benim karımın ne yaptığına bana sormadan nasıl karışırsınız? Hem de bir yalan üzerine. Kimsenin yalan konuştuğu yok Burhan ağa. Can onu yolda buldu getirdi. Basbayağı kaçıyormuş. Onun bunun arabasından medet umuyormuş. Yolda buldu getirdi. Amca. Sen bana genç oğların ağasına yalancı mı diyorsun? Burhan ağa. Sana kimse yalan konuşuyorsun demiyor. Dediğim gibi Cihan onu yolda arabalara el kaldırırken görünce... Cihan çok ileri gidiyor amca. Yarattığı sıkıntı hafife alınacak gibi değil. Hem İstanbul'daki işleri de aksatmaya başlamış. Bir an önce dönse iyi olacak. Daha doğru olur.